Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün yeni bir videomuzla sizlerleyiz. 9. sınıf edebiyat dersi. 1. dönem, 1. Değerli öğrencilerim, konumuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu dertlediğiniz için çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonunu tıklayarak abone olabilirsiniz. Birinci ünitemizde bu edebiyatla ilgili konular dışında dil bilgisi konularımızda yer almaktadır. Şimdi bu birinci ünitemizde hangi dil bilgisi konularını göreceğiz? Bunun üstünde biraz duralım. Kitabınızda da göreceğiniz gibi, sayfaları karıştırdığınızda göreceğiniz gibi dil bilgisi konusu olarak 9. sınıf edebiyat kitabımızda dilin kullanımından doğan türler üzerinde önce durulmuş. Bir dilin kullanımında biliyorsunuz bölgesel ve kültürel farklar sonucu dil içindeki çeşitlenmelerle ağız, şive ve lehçe dediğimiz kavramlar oluşuyor, ortaya çıkıyor. Ve dilin belirli çevrelerde özel kullanımıyla da argo ve jargon kavramları ortaya çıkıyor. Şimdi ağız dediğimizde şunu anlayacağız arkadaşlar. Bir ülke sınırları içinde, dikkat edelim. Farklı yerleşim bölgelerinde, farklı yerleşim yerlerinde konuşulan Türkçe'ye veya dilin biçimine, kullanılış biçimine biz ağız diyoruz. İşte Kayseri ağzı, işte Konya ağzı, Karadeniz ağzı, Trakya ağzı gibi. Şive ise bir dilin yazılı kaynaklarla, metinlerle izlenebilen dönemlerinde ayrılan kollarına verilen isimdir. İşte Türkiye Türkçesi, Kıbrıs Türkçesi, Azeri Türkçesi, Özbek Türkçesi, Kazak Türkçesi, Türkmen Türkçesi gibi adlandırmalar nedir? Şivedir. Halk arasında değerli arkadaşlar ağız ve şive kavramı karıştırılır. Yani işte Karadeniz şivesiyle konuşuyor der. Bu aslında yanlış bir tanımlamadır, ifadedir. Normalde Karadeniz ağzıdır. Biz bilimsel olarak yani edebiyat sınırları içinde böyle kullanıyoruz. Ama halk arasında böyle söyleniyor. Buna bir şey diyemiyoruz. Söylenebilir. Bir üçüncüsü ise lehçe kavramıdır. Lehçe kavramı ise sevgili öğrencilerim, bir dilin tarihi gelişimi içinde yazılı kaynaklarla izlenemeyen dönemlerde ayrılmışsa dil bölümlere, yani yazılı kaynaklarla takip edemediğimiz dönemde, yani çok eski dönemde ayrılmışsa buna da lehçe adı veriliyor. Bu durum daha çok tarihi, siyasi ve coğrafi nedenlerden olmuştur. Türkçe'de iki lehçe var, kabul edilir. Çuvaşça ve Yakutça. Sevgili öğrencilerim, iki tane de lehçe var. Bir de argo ve jargon kavramı var. Yani özel dil dediğimiz, dilin içinde özel bir dil olan. Bu da ortak dilden ayrı olarak belirli toplulukların ses, yapı ve söz dizimi ve anlam bakımından farklılık gösteren dile ve kelime dağarcığına verilen isimdir. Argo çoğunlukla kaba bir söyleyiş özelliği olarak ne yapılır? Kullanılır. Mesela adam afilli diyor, etrafa caka satıyor mesela. Caka satmak. Burada bir argo ifade. Değil mi? Afilli mesela. Bir de jargon kavramı var. Jargonda aynı meslek veya topluluklara mensup insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya anlaşma aracına, söz dağarcığına denir. Mesela doktorlar kendi arasında hasta vefat ettiyse ne diyorlar? Hasta eksi oldu diyorlar, değil mi? İşte bu da bunlar arasında kullanılan özel bir dildir. Buna jargon diyoruz. Bir de sevgili öğrencilerim, ölçümlü dil dediğimiz, standart dil dediğimiz, benim burada kültür dili diye ifade edebileceğim dil özelliği, dil şekli vardır. Bu da bir dili toplum olarak konuşan ve yazanların hep birlikte uydukları ağız özelliklerinden arındırılmış, belirli ölçü ve kurallara bağlı olan ortak dildir. Buna biz kültür dili de diyebiliriz arkadaşlar. Bazı kaynaklarda buna kültür dili, ortak dil de
söylenir. Burada arkadaşlar topluma yönelik eserler verdiğimiz için, topluma yönelik konuşmalar yaptığımız için, genele toplum olarak konuştuğumuz için burada ortak bir ağzı esas alırız. Buna biz İstanbul ağzı diyoruz. Türkçenin en gelişmiş ağzı kabul edildiği için İstanbul ağzı kültür dilimizdir. Ortak dilimizdir. Standart ölçümlü dilimizdir değerli öğrencilerim. Yani biz bir topluluk karşısında konuştuğumuz zaman mensubu bulunduğumuz yörenin ağzını ne yapmayız? Kullanamayız. Mesela ne örüyorsunuz arkadaşlar diyemeyiz. Değil mi? Orta Anadolu'da kullanır. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar diyemeyiz. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar dememiz lazım. Veya yazarken. Peki hocam bunu kullanacağımız yerler olabilir mi? Olabilir. Mesela sen bir roman yazıyorsun. Romanda kahramanın Karadenizli'dir, değil mi? Karadeniz ağzıyla tabii ki konuşturacaksın. Öyle değil mi? Ve Orta Anadolu'lu bir insandır. Orta Anadolu ağzıyla onu konuşturursun. Ama normal toplum düzeni içindeki gerek yazılı gerek sözlü anlatımlarımızda biz standart yani ölçümlü dili ne yapacağız değerli öğrencilerim? Kullanacağız. Yani orada biraz önce ifade ettiğim örneklerdeki gibi konuşamayız. Buna biz kültür dili diyoruz. İşte yazarlarımız, sanatçılarımız, şairlerimiz, bilim adamlarımız, bilgi adamlarımız topluma yönelik yazdıkları veya konuştukları zaman bu ortak ölçümlü dili ne yaparlar? Kullanılırlar. Biz de işte okullarımızdaki bir etkinlik olsun veya herhangi bir çalışma olsun, burada yapacağımız bir sözlü veya yazılı anlatımımızda ne yapıyoruz? İşte bu ortak ölçümlü dili kullanıyoruz. Demek ki Türkçe'de standart, Türkçe standart ölçümlü kültür dili olarak ne kullanılıyor? İstanbul Türkçesi. İstanbul ağzı kullanılıyor değerli öğrencilerim. Bu da ne yapılabilir? Derste veya yazılarınızda sorulabilir. Bunu muhakkak bu şekilde ifade edeceksiniz. Tabii kitabınızda bunlarla ilgili etkinlikler de var. Bu etkinlikleri ne yapacaksınız? Ortaya koyacaksınız. Şimdi kitabımızda bir de yazma çalışmaları ile ilgili bir bölüm var sevgili arkadaşlar. Burada da yazma sürecinin hangi aşamalardan oluşacağı üzerinde durmuş kitabımız. Kısaca özetleyelim arkadaşlar. Yazma aşamaları, hazırlık, planlama, taslak metin oluşturma, düzeltme ve geliştirme, yazılan metni paylaşma gibi aşamalardan oluşan bir süreçtir. Öğretici, bilgilendirici metinlerdeki yazma aşamaları, hazırlık yapma, planlama, düşünceyi geliştirme, tabii düşünceyi geliştirirken düşünceyi geliştirme yolları var. Bunlar arkadaşlar nelerdir? Tanımlama, örnekleme, daha sonra tanık gösterme, karşılaştırma, sayısal verilerden yararlanma, somutlanma, somutlama yapma, benzetmelerden faydalanma gibi değerli arkadaşlar anlatımı geliştirme yollarıdır. Bir diğer maddemiz bilgi verici metinleri yazarken taslak metin oluşturmadır. Taslak metin oluştururken de seçilen türe özgü yapı, dil ve anlatım özelliklerine uygun bir taslak metin oluşturur. Daha sonra bunu oluşturduktan sonra düzeltme ve geliştirme bölümüne geçeriz. Taslak metnimizi açık bir anlatım yaptık mı, akıcı bir anlatım yaptık mı, yalın bir anlatım yaptık mı, duru cümleler kullandık mı gibi faktörlerle ne yaparız? Bir değerlendirmeye tabi tutarız. Aynı zamanda bir tutarlılık var mı yazdıklarımız içinde, paragraflar arasında ilişki ve tutarlılık durumu nedir, yazım ve noktalamaya dikkat ettik mi gibi unsurlar aracılığıyla değerlendiririz ve son halini verdikten sonra, bütün bu çalışmaları yaptıktan sonra metnimizi gerek gazetede, gerek dergide, gerek kişisel blogumuzda, gerekse okulumuzun panosunda ve benzeri gerek dergilerde yayınlarız. Bu şekilde bilgi verici metinlerin yazma aşamalarını gerçekleştirmiş oluruz sevgili öğrenciler. Demek ki burada saydığımız bu 5 unsur nedir sevgili öğrencilerim? Bilgi verici metinlerin yazma aşamaları. Peki buradan hocamız bize nasıl bir soru sorabilir? Bize şunu sorabilir. Der ki, değerli öğrencilerim, şöyle der. Arkadaşlar, yazma aşamaları nelerdir? Maddeler halinde yazınız.
Yani açıklama yaptırmadan sadece maddelerine sorabilir. Veya bir öğretici metin yazarken hangi aşamalardan geçmeliyiz veya hangi aşamalara dikkat etmeliyiz gibi sorabilir. Veya bir metni planlarken düşünceyi geliştirme yollarından hangilerini kullanmalıyız? Bir öğretici metin yazacaksak hangilerini kullanırız? Maddeler halinde yazın. Veya düşünceyi geliştirme yollarından işte şunu şunu açıklayınız diyebilir. Ama genelde bu klasik bir durum olur. Genelde hocalarımız bir paragraf verir. Bu paragrafın anlatım biçimi nedir? Veya bu paragrafta hangi düşünceyi geliştirme yolları kullanılmıştır gibi sorar ve genellikle de böyle sorulur. O açıdan biz paragrafı çok dikkatli bir şekilde okuyacağız ve orada bu öğrendiklerimizden hareketle hangi düşünceyi geliştirme yolları kullanmış onu ortaya koyacağız. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olursunuz. Sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.